Önce bir şeyler yesen olmaz değil mi? Katran gibi çayı yuvarlıyorsun sabah sabah. Canım Adalet Hanım, bu yaştan sonra huyumu değiştireceğiz. Varsın olsun. İyi ya, iç bakalım. Vakit nasıl? Var daha bir 15 dakikası. Sen bir daha doldur hele. Yok mu bir haber? Yeni hoca geliyor muymuş? Hayır daha bir şey yok. Herhalde devlet baba dedi ki nasılsa yukarı bağda var bir vekil imam canavar gibi götürüyor. Adam sende. Beklesin bakalım dedi herhal. Hiç olur mu canım öyle şey? Ne bileyim Adalet. Akıl sır ermez bu işlere. Ne demişler? Hikmeti hükümet. Sen de pek memnun görünüyorsun hani. Öyle deme. Vallahi dizlerim titriyor. Ya imamlık kolay şey mi? Büyük mesuliyet canım. Öyle lakaytlık falan yapamazsın yani. Millet geçiyor arkana, el bağlayıp saf duruyor. Sana uyup namaz kılıyor insanlar. Kolay mı? Öyle tabii. Hayırlısıyla biri tayin olsa da. Neyse canım, hayırlısı bakalım. Oo, hadi al asmanı. Güle güle. Aldın mı anahtarları? Aa, gene unuttum bak. Şunlara bak ayol. Kale kapısı mübarek. Öyle deme Adalet Hanım. Tarihi eseri var, sanat işleri var. Ne olur ne olmaz. Tas tamam kilitli tutmalı. Ne mi lazım? İyi ya. Hadi Allah kabul etsin. Kadir. Kalk. Kalk hadi. Kadir kalk ulan. Tadılık yaptırma adama hadi. Ne var be ne oluyor ya? Kalk. Çorba içecek bir yer bulalım. Sonra da yola kaldığımız yerden devam ederiz. Nereye gideceğiz? Ne bileyim. Bulacağız bir yer. Bir süre İstanbul'a uğramayalım da neresi olursa olsun. İstanbul hariç her yer. Gel bakalım kaçak. Ne oldu be? Niye kaçak diyorsun çocuğa? Sabah namazına gelemedim beyefendi. Hayırdır? Uyuyakalmışım Mahmut amca ya. Onlar genç Mahmut efendi. Geldiklerine dua et. Ama geç ama erken. Geliyorlar ya cemaate. Ona bak sen. O da doğru ya. Otursan oğlum kahvaltı edelim. Ne yaptın? Eli boş kimse yok galiba ha? Yok ya. Herkes bağında bahçesinde Mahmut amca. Millet başımla beraber ama şu aralar olmaz diyor. Ne yapıyorsunuz ki? Mahmut amca ile caminin temizlik filan işlerini konuşturduk da Adalet teyze. Ha. Şöyle elden geçirip dip köşe bir temizlemek lazım Adalet. Kış gelmeden hani. Doğru, doğru. Vallahi iyi olacaktı ama... Neyse be. Olmasa yavaş yavaş biz yaparız be Fikri. Ne olacak? Yaparız be Mahmut amca. Ne oldu? Niye durduk? İhtiyaç molası oğlum. Hayda. Ne oldu ya? Nereye bakıyorsun? Camiyi gördün mü? Ne olan imana mı geldin? Zevzekleşme. Baba ne oluyor ya anlamadım. Bak ne görüyorsun? Cami ne var ki? Avanak cami olduğunu görüyoruz. Ama eski bir cami. Burada muhakkak aşıracak bir şeyler vardır. Yuh be cami mi soyacağız lan artık? Ne olacak oğlum? Kimseye zararımız olmaz böylece. Hem kimin işine yarayacak ki? Doğru lan. Zaten yetişeceğimiz bir yer mi var ki? Takılırız buraya bakarız. Aha. Önce bir köyün kahvesine gidelim de ne vardır ne yoktur iyice bir öğrenelim. Hadi. Tamam.
Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Kolay gelsin. Hadi yürü yürü. Ben ne yapıyorsam aynısını yap lan. Çaktırma. Niye be? Oğlum adam bakar makar. Neme lazım? Kılıyormuş gibi yap. Tamam abi tamam. Kolay gelsin amca. Hı hı. Sağ ol evlat. Siz imamın yerine mi bakıyorsunuz? Evet, niye sordun? Hiç, kahvede bahsettiler de. Hı hı. Ha. Şey, amca, caminin bir elden geçmesi gerekiyor herhalde. Öyle öyle de olmuyor işte. Bak amca, biz taş ustasıyız. Hı? Bu işleri yapıyoruz ortağımla. Buraya da bir el atalım istersen. Hı hı. Vallahi iyi olur da oğlum. Ben öyle cemaatle para mara işlerine giremem. Asıl imam efendi gelsin, onunla halledersiniz. Para ne canım? Dua alırız, fena mı? Orasını düşünme sen. İyi ama nasıl olacak? Ya sen izin ver amca. Yanımızda ol. Biz yapabildiğimiz kadarını yapalım. İyi olur vallahi. Allah razı olsun. Oğlum fırla da bir çay hazırlasın adalet teyzen. İçelim şu ustalarla beraber. Tamam amca. Buyur. Nereye gittiler? Kim? Çocuklar canım işte ustalar. Ha, kalacak yerleri var herhalde. Ben de ısrar ettim ama gittiler işte. Ne yapacak bunlar? Canım işte camiyi elden geçirecekler. Ya Adalet Hanım, hala böyle insanların olması ne iyi. Hele hele genç bunlar ya, ne güzel. İnşallah öyledir. Niye öyle dedin, değil midir? Ne bileyim Mahmut Bey. Camide tarihi şeyler var. Üstelik sana zimmetli. Canım ne olacak? Bir tane kilim. O da kilit altında. Aman. Onun Nebi'den kalma kilim mi? Sen yine de dikkat et efendi. Dikkat et. Senin oluyor bayağı Behzat. Bana bak adamın evinde mi kalsaydık lan? Saçmalama oğlum. Sende de hiç kafa basmıyor hiç. Niye be? Ne olacak ki? Ne güzel kalırdık. Teyze de bize sıcak sıcak yemek yapardı. Oo. Ya. Sonra kahveler içilirken amca sana açardı bir din diyanet muhabbeti. Ne halt ederdin o zaman? Vallahi doğru. Ne yapıyoruz şimdi? Planın ne? Yarın camide tıkırdamaya başlarız. Nasıl yani? Ya. Yani temizlik, ufak tefek, tamirat falan işte. Ha. Yani yapıyormuş gibi yapacağız. Tamam tamam. Ha, bu arada etrafı araştırırız. Götürecek ne var ne yok bakarız. Sen yarın sabah... Arabanın deposunu doldur. Her an hazır olalım. Tamam mı? Tamam, tamam. Ulan donacağız burada be. Vay anasını ya. Ne yaptınız çocuklar? Nasıl gidiyor? İyi Mahmut hocam. Yaraladık sayılır. Hı hı. Ellerinize sağlık. Eve bir varıp geleyim de sonra sizi yemeğe götüreceğim. Zahmet etmeseydin amca biz bakardık çaresine. Hı hı. Olur mu canım? Yakın hemen varır geliriz. Kuyu kebabı yapıyor ki parmaklarını yersin. Peki peki. Biz de bu arada içeri girelim de
ışıkları, halıları şöyle bir kontrol edelim. Tamam tamam. Kapı açık. Bakın bakalım. Hadi hadi. İşte bir dolap. Gel gel. İçinde kilim varmış bunun. Selim zamanından kalma Selim. Selim kim be? Ulan süzme salaksın sen. Padişah oğlum padişah. Ha, kilitli lan bu. Kralım hemen. Ulan saçmalama. Milleti başımıza mı toplayacaksın? Çaktın mı? Tabii ya, götürürüz. Evden ne zaman gelir bu adam? Daha vakit var. Sen hemen arabayı getir. Dolaba atıp tüyelim. Tamam tamam. Mahmut amca. İçeride misin Mahmut amca? Ustalar nerede Mahmut amca? Mahmut amca. Hay senin kalıbına. Mahmut çıkalım amca. Çıkalım. Hadi hadi. Bunlar yeterli olur mu? Ha tamam tamam. Yetmezse biz alırız zaten. Mahmut amca nerede? Aha geliyor. Evet, hadi bakalım. Şimdi yemeğe. Hadi hadi. Hadi buyurun. Hadi. Ne olacak? Ne bileyim, yürü hadi. Allah'ım ya. Şunu içiver. İyi gelir. Eline sağlık. Ne oldu bana ya? Anlamadım ki. Karnım buruluyor. Sanki mafsallarıma kurşun dökmüşler. Aman ne olacak? Gömlekle dışarı fırlamalar, olur olmaz yerde terlemeler. Az bile oluyor şükret. Şükür canım şükür. Aldım Adalet teyze. Hah. Sağ olasın oğlum sen. İçireyim birazdan. Fikri. Sabah durum ne olur bilmiyorum. Sen şimdi giderken Hacı İhsan'a haber ver de sabaha kaldırıversin. Olur mu oğlum? Tamam Mahmut amca. Çalışıyor mu adamlar? Çalışıyorlar amca. Yemek yemeye gittiler. Sonra gelip devam edeceklermiş. Yedek anahtarı verdim onlara. İyi yapmışsın. Helal olsun adamlara be. Hadi geçmiş olsun Mahmut amca. Var ol evladım. Güle güle. Fikri. Hı? Ne zaman gelir adamlar? Yeni gittiler daha. Niye sordun Adalet teyze? Düş bakalım önüme. Kaldır kaldır hadi. Vur sırtıma. Ses çıkarma yavaş. Tamam tamam. Ulan canım çıktı be. Gecenin üçüne kadar boya yaptık. Peşinden de sandık taşı. Ne yapalım oğlum? Gitmedi o çocuk. Yavaş. Bak Behzat. O kadar uğraştık. Bunun içindeki para etmezse külahları değişiriz. Etmez olur mu be? Vurduk buraya oğlum vurduk. Artık emekliyiz. Birazdan namaza gelir millet. Neredeyse sabah olacak. Hemen gidelim. Hadi. Yavaş. Kabahat kardeşim. Yani insanı tanımadığı kişilere niye verir? Olmaz ki.
Mahmut Efendi. Evet, ama hocanın da ben de sana gelecektim. Hayırdır İhsan, millet niye burada? Ne oldu? Öyle hiçbir zaman hiç. Sorma hoca. Dolap yok ortada. Ne? Dolap mı? Yok mu? Nerede peki? Senin hayırsever ustalar da yok ortada. Mesele açık anlayacağın. Hay Allah. Ne olacak peki İhsan? Ne yaparım ben şimdi? Jandarmaya haber verdik. Bulurlar inşallah. Meraklanma bakalım. Daha hızlı gitmiyor mu bu? Ne yapayım? İnip koşacak halim yok ya. Jandarmaya haber vermişlerdir çoktan. Biz daha otobana bile ulaşamadık. Üstelik arabanın plakası da belli. E ne yapacağız? Bir planım var. Yani sen şimdi kinimi alıp otobüsle gideceksin. Ben ters istikamete gideceğim, öyle mi? Sonra da İstanbul'da buluşacağız. Aynen öyle. Hayır. Ulan arka koltuğunda camiden aşırılmış bir dolapla gezen bir araba. Sence başka çaremiz var mı? E ben kilimi alıp gideyim o zaman. Neden? Sen neden alıyorsan onun için. Peki. Madem öyle istiyorsun, aç dolabı git. Hayatımı bir salağa taşımak için feda edecek değilim herhalde. Lokusan tespihi de hazırmış. Ne oldu? Neyin var senin? Felaket. Tam felaket. Usta sandığımız adamlar kilimi alıp kaçmışlar. Hem de dolabıyla birlikte. Vicdansızlar. Vah vah. Yazık olmuş dolaba. Deli misin hanım? Antika kilim gitti diyorum. Sen tahta budaklı dolaptan bahsediyorsun. Belki de gitmemiştir canım. Ne demek bu? Peki? Adalet teyze dün gece kilimi aldı dolaptan. Ne? Güvenmemiştim adamlara. İçime bir kurt düştü. Fikri'yi yanıma alıp gittim. Kilimi aldım. İyi ama kilim nerede o zaman? Camide tabii ki. Ben onu sadece dolaptan çıkarttım. Hemen dolabın önüne yere seriverdim, o kadar. Ama... Onlar ona ilmik diye, desen diye, renk diye bakmıyorlar ki kuzum. Onlar onlara benzeyenler. Baktıkları her şeyi para olarak görüyorlar. Ya sarı altın ya beyaz gümüş. Kilimden kime ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.